Antalya'nın Aksu ilçesinde pandemi döneminde hobi olarak başladığı ahşap oymacılığı ile yaptığı kuksa bardakların sipariş üzerine üretimine başlayan Ahmet Şener, ürünlerini ülke sınırları dışına taşımayı hedefliyor. Ahmet Şener, 2015 yılında arkadaşlarıyla gittiği kampta tesadüfen karşılaştı. Ana vatanı İskandinav ülkesi olan kuksa bardağını pandemi döneminde evinin bahçesinde hobi amaçlı yapmaya başladı. Hobi olarak başladığı kuksa bardakları 1,5 yıl önce kurduğu atölyede üretmeye başlayan Şener, iç piyasanın yanında yakında yurt dışı satışlarına da başlayacağını söyledi. Artık üretim yapıyoruz. Şu yönde şimdi bazı yakın arkadaşlarımdan da gelen şeyler var, talepler var. İşte şu tarz bir şey istiyorum, işte şöyle şöyle olur mu? Mesela örnek vereyim bu. Çarşamba günü bir arkadaşım, işlerim yoğundu, kıramayacağım bir arkadaşımdı. Fotoğrafını gösterdi bana bu, internet üzerinden. Aynısı olmasa da hani yakın bir şey isterim dedi. Tamam dedim, kırmadım kendisini. Olduğu için hani herhangi bir kimyasal ürün de kullanmadığımız için hani doğallığı tercih eden insanlar, yani ilgisini çeken kişiler kullanabiliyor bunu yani. Bunda çay, kahve içilebilir. Hatta hani kamplarda gördüğüm kadarıyla, biz de denedik kendimiz, sıcak çorba içiliyor. Her türlü işlevi var. Dayanıklı, kırılmıyor. Hobim işim oldu yani. Pandemide işlerken ederken hani şimdi ilk yapmış olduğum bardağım buydu. İnternetten izleyerekten. Sonrasında hani daha iyi yapabilir miyim, daha iyi yapabilir miyim derken şöyle bir ürün çıktı. Ondan sonrasında ben bu işi yaparım diye kendime şey yaptım artık, bir şart koştum. Aşağı yukarı işte 1,5 yıldır küçük bir atölyemizde hizmet veriyoruz yani. Bahçede bir küçük bir atölye kurdum kendime. İşte orada küçük parçalar aldım, işte ıskarpelalar falan aldım. Tabii bilmiyorum nasıl işleyeceğini bilmediğim için. Devamında işte nasıl yaparım, nasıl da eder şey de derken arkadaşlarımın da fikirleriyle işte doğru ekipmanları, doğru malzemeleri kullanarak öğrendik. Öğrenmeye de çalışıyoruz. Daha önce birkaç sektörde çalıştık. Akabinde yani bahçemiz de var. Çiftçilik sektörüyle de uğraştım. Devamında işte gördüğünüz gibi yurt dışı şöyle, benim arkadaşım var seramik üzerine iş yapıyor. O da seramik işte bardaklar falan yapıyor. Onlarla bir planımız var. Talepleri var yurt dışından. O şekilde bir yeni bir girişimde bulunacağız. Benim kendi şahsi favorim, hani ben kök ceviz ağacı taraftarıyım. Ihlamur ağacı da hoşuma gidiyor. Yani sınırı yok. Yani en sağlam olanı kök ceviz ağacı. Evet. Hem desen olarak, damar olarak, yani damarlar olsun, şey olsun, dayanıklılığı olarak kök ceviz ağacını, akabinde arkasından ıhlamur ağacını, onun da kendine has bir rengi ve şeyi var, damarları var, o şekilde. Ben pergelle üstüne yapacak olduğum genişliğin çizimini yaptıktan sonra oyma işlemine geçiyorum. İskarpelayla. Önce işte oluklu, düz oluklu iskarpelayla üstüne alıyorum, sonra biraz zemine doğru inmeye başladığımda deve boyunu iskarpelayla derinleştirmeyi, genişletmeyi, yani şu hale getiriyorum. Sonrasında işte mengeneden alıp işte şerit testlerimizde o çizgileri, çizmiş olduğum çizgileri kalıbını çıkarıp şu hale getiriyorum. Bir gün bekletiyoruz zeytinyağını, ondan sonra hazır. Başladığımda bir bardağı ortalama 2 gün ya da 3 günde falan yapıyordum. Şimdi kahve içmek için 1 saat sonra bardağım hazır.